arkadaşlar. Çocuk Kazan Yayınları'nın hazırlamış olduğu programa da hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Tamer Hoca. Bugün daha farklı bir amaç için toplandık. Bugün daha çok size fizik dersi hakkında ders içeriğini ve soru çözümü üzerine değil de daha önceki yaptığımız yayınlarda genelde YGS ve LYS öncesi hazırlıklar yapmıştık. Fakat bu sefer size dersi nasıl çalışacağımızı, genel programımızın nasıl olması gerektiğini, fizikte daha başarılı nasıl olması gerektiği hakkında tüyolar vermeye çalışacağız. Bunun için de hazırlamış olduğumuz bir planlayıcımız var. Şimdi öğrencilerin genelde yanıldığı nokta şu oluyor. Mesela oturuyor bir gün 9-10 saat ders çalışıyor, ertesi gün yatıp uyuyakalıyor. Ya da bir gün birkaç saat çalışıyor, yani çok düzensiz ve programsız bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tamamen iyi niyetli davranıyorsunuz, farkındayız ama başarılı olabilmek için bir şeylerin planlı ve düzenli olması lazım. Yani mesela bir sporcu düşünün, her gün antrenman yaptığını ve her gün düzenli olarak koştuğunu ve atletizm sporunda olimpiyatlara hazırlandığını düşünün. Bu adamın 10 yaşından beri bu işe hazırlandığını ve tam 20 yaşına geldiğinde de o yıl olimpiyatlara hazır bir şekilde katıldığını düşünün. Başarısının çok yüksek olduğunu, büyük ihtimalle de kazanacağını düşünebiliriz. Burada temel unsur bence bu adamın düzenli olarak çalışması. İkinci bir profil olsun. Gene 10 yaşından itibaren olimpiyatlara hazırlanan bir koşucu düşünün. Ama kimi zaman işte bir yıl boyunca çok yoğun antrenmanlar yapıp işte 6 ay boyunca yattığını, bazen çok uzun süre boyunca gene çalışıp gene çok uzun süreler boyunca gene çalışmadığını düşünün. Yani bence siz de şu anda şunu düşünüyorsunuzdur, bu sporcunun başarılı olacağını düşünmezsiniz. Çünkü başarının altında aslında gizli yatan şey hem sabırdır hem de disiplini ve sürekli olan çalışmadır. Yani sürekli aynı şeyi yapmaktır. Hani büyüklerimiz hep aynı örneği verir. Mesela su damlasının bir mermeri geldiğini biliriz. Oysa ki damla hani yani normalde ne kadar gücü vardır deriz. Ama 100 yıl boyunca kalan bir su damlasının o taşı oyduğunu ya da o mermeri oyduğunu hepimiz biliriz. Demek ki tekrarlı ve aynı şekilde tekrar eden şeylerin daha başarılı, daha sonuç veren bir çalışım olduğunu görüyoruz. Peki fizikte bunu nasıl yapacağız? Yani biz o kadar süre sabırlı nasıl olacak? Mesela sınavımız Mart'ta, YGS sınavı için söylüyorum. LYS sınavı da Haziran'da. Şimdi şu konuda haklısınız. Eğer 12 iseniz, mezun değilsiniz, hem okula gideceksiniz hem işte yandan takviye gördüğünüz eğer okul dershanedir, işte özel derstir, bunlara gideceksiniz. Artı oturup kendiniz çalışacaksınız ve bunu bir yıl boyunca yapmanız gerekiyor. Hem YGS öncesi hem de LYS öncesi. İşte aile durumunuz, evin içindeki durumlar, arkadaşlar olan ilişkileriniz, atıyorum kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız varsa bunlarla ilgili durumlar. Pek çok unsur sizin bu sınava hazırlık sürecinde sizin tökezlemenize neden olacaktır. Yani istediğiniz motivasyona ulaşmamıza sebep olacaktır. Bunu engellemek için bence aklınıza bir şey kitlemeniz lazım. Benim hedefim bu. Ben bu puanı alacağım, ben burayı kazanacağım ve bunu yapmak için de elinden gelen her şeyi yapacağım. Ve geri kalan hiçbir şey, işte atıyorum arkadaşlarınız diyecek ki işte çalışmıyorsun, işte ya da atıyorum bu kadar çalışırsan olmaz, öğretmeniniz gelecek, yapamazsın, edemezsin, işte aileniz diyecek ki böyle çalışırsan olmayacak. Bunlar tamamen sizin motivasyonunuzu kıracak şeyler. Ha, çalışmıyorsunuz tabii ki haklılık payları var ama eğer siz elinizden geleni yapıyorsanız ve gerekli çalışmayı doğru bir şekilde yapıyorsanız siz kendinize güvenin yeterli. Sadece sonuca odaklanın ve yapmanız gereken hedefe uygun bir çalışım ve program yapın. Bizim bugün burada yapmak istediğimiz şey aslında bu. Eğer siz doğru bir şekilde programlayabilirsek, daha doğrusu program yapmayı size öğretebilirsek, biz burada örnek bir şey yapacağız tabii ki ama hani nasıl yapılması gerektiği hakkında size fikir verelim. Hani siz sonuçta bu konuda daha acemisiniz. Biz yıllardır öğrencilerimize bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. Zaten Çocuk Kazan Yayınları olarak da uzun yıllardır öğrencilerimize bu konuda da destek veriyoruz. Hepsi yaptığımız deneyimlerden gayet de hem verim aldılar ve istedikleri noktalara gelmeye yakın sonuçlar elde ettiler. Sizlerin de bundan faydalanmanızı istiyorum. Bu videonun en büyük amacı bu. Yani size ders çıkışımı öğretmek. Hedefimiz bu. Yani burada bir planlama, yani size hayatın sırrını vermeyeceğiz. Yapılan şeyi siz daha önceden de başka sistemlerde, başka yerlerde görmüşsünüzdür. Ama sizi bu olayı entegre etmek, daha kapsamlı bir şekilde, daha detaylı, daha profesyonel çalışmanızı sağlamak amacıyla bunu yapıyoruz. Şimdi
Fizik zor bir ders. Yani buna katılıyorum. Yani fizik derse başladığınız zaman böyle hani istediğiniz zaman her zaman alabilirsiniz. Çok çalışıp gene yapamıyorum diyen çok arkadaşlar da var. Onlara da katılıyorum. Ya da sadece öğretmenin yanında bazı soru çözüp yalnız başına iken işte o tedirginlikten ve stresten dolayı çözemeyen arkadaşlarımız da var. Fakat bunu yılmadan, dediğim gibi o su damlasını düşüneceksin sürekli. Yılmadan bu tekrarı sürekli yaparak, yapamadığın zaman da işte başka kaynaklar deneyerek, daha kolay, daha basit, daha temelden alarak olayı öğrenme kademesine getirdikten sonra kendinizi zorlayarak, yani ilk başta gidip en zor yayını alıp ben fizik yapamam dersiniz, yani elbette olmaz. Yani mesela atıyorum, diyelim ki bir basket potası düşünün ve siz o basket potasını normalde topu atamıyorsunuz. Gücünüz yetmiyor, kol kuvvetiniz yetmiyor ve bırakıyorsunuz bu işi. Neden? Çünkü yani hem fiziksel olarak yeterli değilsiniz, hem de yeterli çalışmayı yapmamışsınız. Ama gidip kol kuvvetinizi artırsanız, daha sonra bu tekrarı sürekli yapsanız, atışlarınızı yapsanız, bir süre sonra basket atmaya başlayacaksınız. Yani ben basketçi değilim ama yani bir şeyde başarılı olmanın temel sırrının ne olduğunu biliyorum. Çok çalışma ve tekrar çalışma. Yani bu işi yapabilirseniz başarılı olamayacağınız aslında herhangi bir branş yok. Mesela yani fizik ve geometri öğrencilerin en büyük kabusudur. En çok şikayet aldığımız dersler bu ikisi oluyor. Ama bence benim fikrim bu derslerden de başarılı olmak diğerlerinden bir farkı yok. Yapabileceğiniz tek şey bu derslere de aynı düzenli ve istikrarlı çalışma yapmak. Nasıl yapabiliriz peki? Neler var? Biz bu programı nasıl yapacağız diye başlayalım. Şimdi Ağustos ayının içerisindeyiz. Bugün 4 Ağustos ve 5 Ağustos itibariyle bu programa hemen başlayabiliriz. Zaten başarının sırrı karar verip hemen başlamak. Bu biz şimdi pazartesi genelde hani bu diyet programı gibi işte pazartesi başlayıp salı biten bir şey olursa çok da manası olmayacaktır. Yapacağımız şey şöyle olması lazım. Verdiyse karar bugün bile yapabilirsiniz. Ama ben sadece hani elimizde bir hani yazılı bir materyal olsun diye 5 Ağustos'tan başlayan bir program yapacağım. 5 ile 12 arasında bir program yapacağız. Daha sonra da 12'si ile 31 Ağustos arasında bir program yapacağız. İkiye böleceğiz yani sistemimizi. Peki bu programı yaparken YGS içerisinde neler göreceğiz? Yani bu hani yaydığımız program içerisinde neler var diye sorarsak.